Mesane tümörlerini tanımlamak gerekirse mesane tümörü mesane mukozası içerisinde olan tümörel bir büyümedir. Bu mesanenin herhangi bir bölgesinde olabilir, tek odak olabilir, çoklu odaklar olabilir. Mesane mukozası böbreklerin idrar toplayıcı kanallarından üretre ucuna kadar olan transizyonel epitelle döşelidir. Ama biz bu başlık altında mesane tümörlerinden bahsedeceğiz mesane içerisinde olan tümörel kitlelerden bahsedeceğiz. Bu e, kitleler e, nasıl tanı alır? Bunu da söylemek lazım. En önemli bulgusu kanamadır aslında. İdrarda gözle görülür ağrısız, pıhtılı, kırmızı kanama olması bizi mutlaka mesane tümörleri konusunda dikkate almamız gerektiğini belirten bir bulgudur hastalarda. Tabii bazı sebepler var mesane tümörlerini oluşturan. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse sigara içmek, hatta uzun yıllar yoğun bir şekilde sigara kullanıcısı olmak, kimyasal e, ajanlarla e, çalışılan fabrikalarda çalışan mesela akü, balata fabrikaları gibi fabrikalarda çalışan işçilerde görülebiliyor. Aynı şekilde boya işleriyle çalışan kişilerde görülebilir. Ee, tabi sigara içmenin dışında pasif sigara içiciliği de bunda çok önemli. Sigara içilen ortamlarda bulunulması, uzun süre buna maruziyetin olması mesane tümör riskini arttırmaktadır. Bazı olgular var ki tabi bu hasta popülasyonunun çok küçük bir oranını içeriyor. Hiçbir bu etmenlerin olmaması ama yine aynı şekilde benzer mesane tümörlerinin görüldüğü olgular da mevcut. Burada genetik faktörler gündeme geliyor. Ee, ve bu olguları da az da olsa görüyoruz. O nedenle belirli bir yaşın üzerinde e, olan e, daha çok erkek e, bireylerde uzun süre sigara içicisi olmak ya da sigara dumanına maruziyetin bulunması e, gibi risk faktörlerini göz önünde bulunduracağız bu hastalar bizlere başvurduğunda ve idrarda kanaması olan her hastanın bu yönden değerlendirilmesi gerektiğini akılda tutmak gerekiyor. Tabii idrarda kanamanın ayırıcı tanısında diğer şeyleri de düşünmek lazım. Enfeksiyon olabilir, taş olabilir. Burada görüntüleme yöntemlerini kullanabiliriz. Bir ultrasonografi, bir MR görüntüleme ya da bir CT ürografi gibi görüntülemeler yapılabilir ama altın standart sistoskopi ile hastanın idrar kesesinin, mesanesinin bakı Olarak, yani gözle bakılması ile değerlendirilmesi gerekmektedir bu öyküyle gelen bir hastada.